Al Spor ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Haftayı Sabah Sporu ile birlikte açalım. Sabah Sporu'nda 3 saat boyunca birlikteyiz. Öne çıkan spor gelişmelerini haberlerde, gazete manşetlerinde bakacağız. Ve hem stüdyo hem de Skype konuklarımızda da gündemi değerlendireceğiz. Milli arada ilk haftayı geride bıraktık. İkinci haftaya girmiş bulunuyoruz. Haberlerimize bugün Galatasaray ile başlayalım. Galatasaray'ın Süper Lig'e verilen arada Antalya'da yapacağı kamp bugün başlıyor. Sabah Spor'una gazete manşetleriyle devam edelim. Hemen birlikte günün öne çıkan haberlerini bir de burada bakalım ve Fotomaç gazetesiyle ilk önce başlıyoruz. Tabii milyar olması sebebiyle transfer gündemine dair haberleri de göreceğiz ve hemen sür manşetle başlayalım. Dört büyüklerle ilgili, neredeyse tüm takımlarla ilgili transfer haberleri var. Fenerbahçe'ye yerli sol bek. Fenerbahçe eğer ligden çekilirse transferde yerli isimlere yönelecek. Ferdi Kadıoğlu'nu astronomik rakama satmaya hazırlanan Kanarya, Karagümrük'ün 24 yaşındaki oyuncusu Levent Mercan'ı sol bek adayları arasına almış durumda. Ve Beşiktaş için Orkun ismi. Benfica'nın Türk yıldızı Orkun Kökçü'ye talip olan Beşiktaş'ta Portekiz kulübünden ilginç bir teklif geldi. Kartal'dan Jetson Fernandez'i isteyen Benfica bu futbolcuya karşılık Orkun'u bonservisinin %50'sini önerdi. Trabzonspor için ise bir Torres harekatı var. Sayfanın en büyük haberine gelelim. Rafa Silva bombası. Galatasaray Benfica'nın Portekiz yıldızıyla gelecek yıl için söz kesti. Cimbom sezon sonunda sözleşmesi bitecek. 30 yaşındaki 10 numarayla 3 yıllık anlaşmaya vardı. Rafa Silva sarı kırmızılara resmi imzayı atacak deniyor. Dün ve bugünün Galatasaray adına önemli bir haberi. Geçelim Fanatik gazetesine. Rafa Silva burada da var. Portekiz'den müthiş iddia olarak karşımıza çıkmış. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Record'un birinci sayfasından verdiği haber Rafa Silva ve Galatasaray'la ilgili. Gelelim Bergüs ismine. Kartal'daysa hedef yine Bergüs. Beşiktaş sezon başında da gündeme gelen Steven Bergüs'ü yeniden gündemine kestirdi. Lig bittikten sonra Gezal'la yollarını ayıracak olan siyah beyazlar Ajax'ın yıldızına imza attırmaya çalışacak. Ve az önce yine Fenerbahçe için bahsettiğimiz Levent Mercan ismi burada da var. Ferdi'nin yerine geliyor. Levent demiş Fanatik. İtalyanların Zaniolo aşkı. Aston Villa'da kiralık olan yıldız futbolcuya ülkesinden talipler çıktı. Yönetimin beklentisi ise 20 milyon euro civarı. Beşiktaş için 5-1 morali başlığı var. Bir hazırlık maçı gerçekleştirmişti siyah beyazlılar ve Buduknos takımını 5-1 ile geçmeyi başardılar. Amartin'in dönüşü, sakatlığını atlatan Ganalı futbolcu bugünden itibaren çalışmalara başlayacak. El Musrati ve Salih ise özel olarak çalışıyor. Bir diğer gazete Sabah gazetesi. Murat Özbostan'ın soru cevap köşesi var Gürcan Bilgiç'le birlikte. Türkiye'nin en sevilen takımı Fenerbahçe. En çok sevilen, ilgi duyulan, iddia taşıyan kulüp Fenerbahçe'dir. Sorun da bu zaten. Yıllardır süren, son dönemde zirveye ulaşan hakem, profesyonel futbol disiplin kurulu kararlarıyla uğraşıyorlar. Ne zaman başlarını yukarı kaldırsalar, hakem kararlarıyla geri çekiliyorlar. Yorumunu yapıyor Gülcan Bilgiç. Ligden çekilme tartışmalarını bu şekilde yorumluyor. Gelelim sayfanın hemen en altına. Yunus Emre Sel'in haberi var. Torres operasyonu. Bordo Maviller İspanyol orta sahanın transferi için harekete geçmiş durumda. Sevilla ile kontratı sona erecek 29 yaşındaki oyuncu radara takıldı. Hedef işi erkenden bitirmek olacak Trabzonspor adına. Orsic ile ilgili bir heyecan. Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon hiçbir maçta forma giyemeyen Orsic, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından oynanacak olan Konyaspor karşılaşmasında süre almak istiyor. Devam ediyoruz manşetlerde. Hürriyet gazetesine bakacağız şimdi de. Hemen Ayhan Turgut'un bir haberi var. Beşiktaş 121 yıllık tarihinde böyle fark görmedi başlığıyla. Trendyol Süper Lig tarihinin en çok şampiyon olan 3. takımı Kartal Lig'de ilk kez liderin bu kadar gerisinde kaldı.
30. haftalar itibariyle siyah beyazlarla lider Galatasaray arasında 35, ikinci Fenerbahçe ile de 33 puan fark bulunuyor. Beşiktaş bugüne kadar aynı periyotta maksimum 26 puan geride kalırken 2005-2006'da sezonu da 29 puan farkla bitirdi. Aranın daha da açılmaması için Kartal'ın 8 maçının tamamını kazanması ve iki ezeli rakibinin kayıp yaşaması gerekiyor. Sayfanın devamında milli takımla ilgili detaylar. Ay Yıldızlı ekibin teknik direktörü Montella, A milli takımdan Ümit milli takıma gönderilen Semih Kılıçsoy eleştirilerine de cevap verdi. Formanın rengine bakmam, en iyileri seçerim diyor. Semih'i çok seviyorum ve beğeniyorum, o yüzden çağırdım. Umarım doğru yönlendirilir. Benim amacım 18 yaşında A milli takımın kokusunu ona hissettirmekti. Ümitlerin çok önemli ilk maçı vardı. Bizimle kalsa belki 5-10 dakika oynayacaktı. Uluslararası deneyimi olmadığı için orada 90'ar dakika oynaması, gelişmesi için de önemli. Okula giden bir çocuk düşünelim. Daha birinci seviyede olan bir futbolcuyu ilk sınıftan alıp üniversiteye göndermek doğru mu? 2 ay sonra bu seviyelere hazır olduğunu düşüneceğim belki açıklamasını yapıyor. Bir de Milliyet gazetesine bakalım, spor sayfasında. Hayallerimiz çok büyük. A milli futbol takımı teknik direktörü Montella'nın yine açıklamaları var. Avrupa Şampiyonası'na sayılı günler kala takımının son durumunu değerlendiriyor. Hayallerimiz var ve o hayallerle yaşıyoruz. Umarım büyük hayallerle birlikte yürürüz ifadelerini kullandı ve milliler bugün Viyana yolcusu. Macaristan yenilgisinin ardından 3 gün Budapeşte'de de çalışmalarını sürdüren amillilerimiz Avusturya maçı için bugün Viyana'ya geçecek. Türkiye saatiyle 17.30'da yola çıkacak olan Ay Yıldızlı kafile yarınki maç için Avusturya'da olacak. Teknik direktör Montella yönetiminde dün çalışan milliler karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönecek. Evet, gazete manşetlerini ilk saat dilimimiz için noktalayalım ve haberlerimize tekrar devam edelim. Şimdi TFF 3. Lig 2. gruptan bir özet görüntüsü ekranlarınıza gelecek. 25. hafta mücadelesinde Elazığ Spor Kerkit Hürriyet'i 2-1 mağlup etti. Yazılı basına geçiyoruz ve gazete manşetlerinde az önce haberlerde de gördüğünüz iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe için gündeme bakacağız. Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Florya'ya Yıldız yağacak başlığı var. Sarı Kırmızılı yönetimde ilk hedef Arsenal'ın İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho, Fluminense'nin sağ kanadı Arias ve Midland'in genç yeteneği Osorio'da listede yer alıyor. Sayfa içerisindeki farklı detaylara bakalım Galatasaray'la ilgili. Arabistan'da Ziyech sesleri var. Sezon sonuna kadar dizinden sakatlık yaşamazsa sözleşmesi uzayacak hakim Ziyech'le yollar ayrılabilir. Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu öğrenilen faslı oyuncunun durumu sezon sonunda netlik kazanacak. Lucas Torreira'nın da keyfi yerinde. Galatasaray'ın Uruguaylı Dinamo'su Torreira yeni sözleşmeyi kapmanın mutluluğunu yaşıyor. Performansıyla taraftarın sevgilisi olan 28 yaşındaki orta sahanın maaşı 2.75'ten 3.5 milyon euroya çıkarıldı. 2028'e kadar kontrat yapan Uruguaylı oyuncu için artık Boca Juniors defteri de kapanmış gibi gözüküyor. Galatasaray'ın mini kampı da start alıyor. Milli arada 5 gün izin yapmıştı oyuncular. Sonrasında Antalya'da bir kamp gerçekleştirilecek ve kampa da oyuncular bugün gidecek. Fanatik gazetesiyle devam edeceğiz ve Fenerbahçe sayfasına bakalım. Levent Mercan'da formül hazır. Sportif direktör Mario Branco ligden çekilme gündemine kulaklarını tıkadı. Yeni sezon hazırlıklarına da başladı. Sarı lacivertliler Karagümrük'ün sol beki Levent Mercan'ın peşine düştü. Fenerbahçe kırmızı siyahlara kiralanan Emre Mor karşılığında da işi bitirmek istiyor. Solda bir kutu haber, sabah salonda, akşam sahada. İsmail Kartal milli arada vites yükseltti. Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe dünü çift antrenmanla kapattı. Sabahki idman salonda gerçekleştirildi. Futbolcular ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.
Fenerbahçe ile ilgili farklı bir haber. Zafer. Fenerbahçe'nin Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Galatasaray derbisi nefes kesti. Sarı lacivertler henüz 4. dakikada yenik duruma düşmesine rağmen maçı 2-1 kazandı. Bir diğer sarı lacivertli takım Sarı Melekler. Şampiyon Aksa Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet zafere uzandı. Bir diğer gazeteye geçelim. Sabah gazetesi. Mehmet Özcan'ın bugünkü haberi Mertens'le ilgili. Mertens'in son 9 maçı. Galatasaray'ın Belçikalı 10 numarasının veda zamanı yaklaşıyor. Yönetim kariyerine sezon sonu nokta koyacağını söyleyen 36 yaşındaki yıldızı ikna etmek için hamle yapmıyor. Önünde 8 lig maçı ve bir de Süper Kupa kalan tecrübeli oyuncu geri sayıma geçmiş durumda. Takım içerisindeki detaylar savunma değişiyor. Galatasaray 3 kulvarda oynadığı son 6 maçın sadece birinde kalesini gole kapadı. Derbide Beşiktaş'a geçit vermeyen sarı kırmızılı takım Avrupa'da Sparta Prag'dan, Türkiye Kupası'nda Karagümrük'ten ve ligde de Kasımpaşa'dan basit goller yedi. Bu durumu dikkate alan teknik direktör Buruk ilk hamlesini sağ beke yapacak ve Kaan Ayhan yerine sakatlığını atlatan Serge Aurier ilk 11'e monte edilecek. Ve yine bu sayfa içerisinde Nelson da var. Napoli takımı Nelson'un peşini bırakmıyor. Milliyet'le devam edelim. Fenerbahçe için siz sahaya odaklanın başlıklı Senat Okun bugünkü yazısına bakacağız. Fenerbahçe'de tüm gözler 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısına çevrildi. Yönetim ve teknik heyetin milli aradan sonra önemli maçlara çıkacak olan futbolcuların yaşanan olaylardan etkilenmemesi için yoğun da bir çaba sarf ediliyor. Buradan Takvim gazetesine geçiyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray için son gazete ve Galatasaray haberlerine bakalım. Tottenham da umudu kesti. İngiliz ekibi Tottenham Galatasaray'a kiraladığı Ndombele'den umudunu kesmiş durumda. Daha önce de detaylı performans raporu isteyen ada temsilcisinin son 1,5 aydır sarı kırmızılılarla temas kurmadığı ortaya çıktı. Mertens'i görüyoruz tekrar bu sayfada. Mertens'e ABD kancası. MLS ekipleri Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı için atağa kalktı. Henüz geleceği için kararı verilmedi. Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Mertens'ten MLS'ten 2 kulübün talip olduğu ve transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı. Sarı Kırmızılı yönetimin ise 36 yaşındaki yıldızla yeniden masaya oturup bir yıl daha yola devam etmek istediği belirlendi. Yine Antalya kampının bugün başladığı ile ilgili bir detay. Son haber olarak Wilfried Zaha'yı görüyoruz. Tek odağı Galatasaray. Wilfried Zaha'nın West Ham'a transfer olacağı yönündeki iddialar için Herve Zaha haberler gerçek değil. Şu anda onun tek odağı Galatasaray açıklamasını yaptı. Evet, Fenerbahçe ve Galatasaray için manşetleri noktalıyoruz. Diğer takımların haberleriyle devam edeceğiz ve ilk önce Beşiktaş diyelim. Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş yönetimi de teknik direktör Fernando Santos'un raporu doğrultusunda görüşmeler gerçekleştiriyor. Manşetlerle devam edelim ve bu kez hem Beşiktaş hem de Trabzonspor diyeceğiz. Fanatik gazetesiyle hemen başlayacak olursak Beşiktaş hemen sayfanın ikinci kısmında yer alıyor. Kartal'dan bir Bergwijn bombası var. Haberin detaylarına bakalım. Orhan Yıldırım'ın özel bir haberi. Siyah beyazlar yeni sezon için şimdiden düğmeye bastı. Kartal, Ajax'ın tecrübeli kanat oyuncusu Steven Bergwijn için girişimlere başladı. Deneyimli ismi yakından takip eden Beşiktaş yönetimi lig bitiminde operasyonu gerçekleştirmek istiyor. Daniel Amartey bugün başlıyor. Siyah beyazlarda El Musrati, Salih Uçan, Tayfur Bingöl bireysel çalışmalarını sürdürdü. Milli takımlarda yer alan oyuncuların yanı sıra Omar Colley de önceki günkü Buducnost maçında dinlendirildi. Sakatlığını atlatan Amartey bugün takımla birlikte çalışmalara başlayabilecek. Masuaku'nun ise yakınını kaybettiği için özel olarak izin aldığı söylendi.
Emrecan Uzunhan'ın da geri döndüğünü söyleyelim. Yine detay haber olarak yer alıyor. Foto maça geçelim. Burada da Trabzonspor sayfası var. Ve yeniden Masuras. Avcı'nın ilk döneminde çok istediği ve iki kez girişim yapılan 30 yaşındaki Yunan oyuncu yeniden listede. Masuras iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor. Bir de Torres iddiası var. Orta saha için rota İspanya'ya kırıldı. Fırtına Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki orta saha için kollarını sıvadı. Torres merkez orta saha, sol kanat ve 10 numara oynayabiliyor. Sayfa içerisindeki kutu haber detaylarına bakacağız. Bozok hazırlanıyor. Ligin 31. haftasında deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında forvette mecburi revizyon yaşanacak. Enis Destan'ın Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi sonrası Avcı'nın ileri uçta Umut Bozok görevlendirme ihtimali ortaya çıktı. Gelelim Sabah gazetesine. Burada da Ogün Şahinoğlu'nun haberine bakacağız. Hemen sayfanın en üstünde milli takımla ilgili haberi var. Sayfanın en altındaysa Beşiktaş'a dair haber. Jetson'a hücum emri. Fernando Santos talebesinden skora daha fazla katkı sağlamasını istedi. Deneyimli hoca vatandaşıyla yaptığı görüşmede oyunun savunma yönündeki çabanı takdir ediyorum. Ancak senden hücumda daha çok fazlasını bekliyorum şeklinde konuştu. Jetson Fernandez ile birlikte hücum katkısı istiyor Fernando Santos. Ve bir de Milliyet'e bakalım. Sayfanın hemen yine en altına geliyoruz. Cengiz Malgrın bugünkü haberinde. Hazırlık maçı var. Buduk Nost ilaç gibi geldi. Beşiktaş'ta Karadağ Ligi'nin lideri karşısında alınan 5-1'lik galibiyet moralleri düzeltti. Aboubakar başta olmak üzere yedek oyuncuların ortaya koyduğu performans Santos'u da bir hayli mutlu etti. Bu sayfada yine Trabzonspor'la ilgili bir haber. Kader virajı başlığıyla. Trabzonspor'u milli aradan sonra zorlu bir fikstür bekliyor. Karadeniz ekibi Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden zorlu 10 karşılaşmaya çıkacak. Beşiktaş'ta üçüncülük mücadelesi veren Bordo Mavili takım ligde 4'ü evinde 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 maç yapacak. 3 Nisan çarşamba günü Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor. Daha sonra sırasıyla Sivas, Kayseri, Gaziantep, Samsun, İstanbul ve Başakşehir sonrasında da Ankara gücüyle karşı karşıya gelecek. Son gazetede takvim var. Beşiktaş'a dair Rebic ismini görüyoruz. Rebic piyangosu. Kartal'ın yollarını ayırmak istediği tecrübeli futbolcu Yu Hajduk Split istiyor. Hırvat ekibinin sezon sonu Beşiktaş'ın kapısını çalacağı öğrenilenler arasında. Ve Beşiktaş'ta izinler sona erdi. Cumartesi günü Karadağ ekibiyle hazırlık maçı yapan ve 5-1 kazanan Beşiktaş'ta dün izinli geçti. Siyah beyazlı takım bugün Nevzat Demir tesislerinde toplanacak ve hazırlıklarını da bu anlamda sürdürmeye devam edecek. Beşiktaş ve Trabzonspor haberleriyle manşetleri de noktalamış olalım ve Skype bağlantısıyla devam ediyoruz. Trabzonspor'u noktalamadan Yunus Emre Sel'le birlikte Trabzonspor'un Milyara'daki son durumunu konuşacağız. Hoş geldin öncelikle yayınımıza. Günaydın, iyi sabahlar dilerim. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Demet. Günaydın. İyi yayınlar. Ben iyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Milyara'dayız ama boş geçmiyor. Yine yoğun geçiyor. Peki Trabzonspor hazırlıklarına nasıl devam ediyor? Manşetlerde de okuduk. Yoğun bir fikstürü bekliyor takımı. Bu anlamda nasıl çalışmalar var? Evet, Trabzonspor 5 gün izin yapmıştı Fenerbahçe maçının ardından ve cumartesi günü yaptığı antrenmanlar Konyaspor maçı hazırlıklarına başlamıştı. Şu an itibariyle antrenmanlar biraz yoğun tempoda devam ediyor ama tabii çok sayıda milli oyuncudan yoksun bir şekilde çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda sakatlıkları bulunan Paolo Nacho ve Hüseyin Türkmen de şu ana kadar çalışmalarda yer almadı. Teknik direktör Abdullah Avcı bu antrenman sürecinde sahadaki taktik ve fiziksel çalışmaların yanı sıra biraz da zihinsel anlamda çalışmalar yapıyor. Çünkü çok son Fenerbahçe maçında yaşananlardan sonra oyuncuların direkt olarak sahaya odaklanması konusunda ekstra bir gayret çabası var Trabzonspor'da. Yönetim kurulu da bu konuda
fazlasıyla sorumluluk aldı. Hatta Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'la Teknik Direktör Abdullah Avcı arasında hem bu sezonun kalan sürecinin değerlendirilmesi hem de gelecek sezonun planlanmasının daha önceden de yapıldığı şekilde devam etmesi konusunda bir görüşme de gerçekleştirildi. Genel anlamıyla antrenmanlardaki motivasyonun, morallerin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Trabzonspor Ligi 3. sırada tamamlama ve Türkiye Kupası'nı kazanma hedeflerine oldukça kenetlenmiş durumda. Bu hedeflere de sıkıntısız bir şekilde ilerlemek istiyor açıkçası. Peki yine gördüğüm bir haberi de sormak istiyorum sana. Umut Bozok'la ilgili Enis Destan'ın oynanacak bir sonraki karşılaşmada cezalı olması sebebiyle ileri uçta kim görev alacak ve tabii ki Onaçu'nun durumunu da soralım sana. Onaçu'nun tedavisi şu an itibariyle devam ediyor Demet Bey. Açıkçası Konya maçına yetişme ihtimali biraz düşük. Yani çok az da olsa bir ihtimal var ama genel olarak Konya maçında riske edilmeme ihtimalinin biraz daha ağır bastığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda tabii Enis Destan da kart cezalısı olduğu için elde iki forvet oyuncusu var. Aslında üçüncü oyuncu olarak da altyapıdan 19 takımında forma giyen Poyraz Efe Yıldırım'ı sayabiliriz. Bu sezon altyapıda 15 maçta 13 gollük katkı sağladı. Gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. Hatta ligde de 9 dakikada bir gollük katkısı da var. Ve U19 milli takımında da Hırvatistan'a karşı da gol atmayı da başardı. O da şans bekleyen genç isimlerden bir tanesi Poyraz Efe Yıldırım. Ama şu an itibariyle Enis Destan ve Paolo Nacu'yu yok sayarsak Nicola Pepe ve Umut Bozok forvet için ideal adaylar arasında. Son haftalarda özellikle Nicola Pepe'yi en uç noktada değerlendirdiği için Abdullah Hoca'nın yine Konyaspor maçında da Nicola Pepe ile başlayıp Umut Bozok'u sonradan değerlendirme ihtimali biraz daha yüksek gözüküyor. Çünkü özellikle tecrübeli oyuncu Pepe'nin en uç noktadaki performansından memnun teknik ekip. Aslında bir kanat oyuncusu orijinli Nicola Pepe ama forvet bölgesinde de geçmişte de çok sayıda maça çıktığı için orayı da oynayabilen bir özelliklere sahip. Oradaki performansı da açıkçası teknik ekip tarafından beğeniliyor. Peki takımdaki merak edilen bir diğer oyuncu da Osić tabii ki. Acaba milli aradan sonra oynanacak karşılaşmada onu görebilecek miyiz? Sakatlığını tamamen atlattı mı? Herkes gibi aslında o da sabırsızlanıyor demek. Yani bir an önce o sahalara dönmek, çimlere basmak arzusu çok fazlasıyla ağır basıyor bu oyuncuda. Sezon başındaki kampta sakatlanmıştı ve maalesef şu ana kadar geçen sürede herhangi maçta bir dakika dahi süre alamadı. Aslında Fenerbahçe maçında eğer bu kadar gergin bir atmosfer olmasa ve belki skor Trabzonspor'un istediği şekilde olsa az da olsa bir süre alma ihtimali söz konusuydu en azından. Maç kadrosunda yer almıştı. Affedersiniz Nicola Pepe. Ama hepsi dön. Mislav Orsic. Ama şu an itibariyle hedef Konyaspor'la oynayacak olan maçta en azından bir 5 dakika, 10 dakika da olsa onu görebilmek. Çünkü Abdullah Hoca şunu istiyor. Mislav Orsic'ten gelecek sezon biz ne alabiliriz? Nasıl bir performans sergileyebilir? Onun nüanslarını sezon sonuna kadar olan maçlarda görmek istiyor. Bu yüzden bundan sonraki süreçte Mislav Orsic için böyle 5 dakika, 10 dakika belki zaman içerisinde daha fazla görme ihtimalimiz yüksek. Peki, şimdi bir de transfer gündemini konuşmak istiyorum. Senin de bugünkü haberlerin arasında vardı Torres ismi. Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Peki Trabzonspor bu oyuncu için hangi aşamada ve neler planlanıyor tabii ki transfer gündeminde? Evet, Torres ismini ilk kez paylaştık. Çünkü özellikle orta saha bölgesinde Trabzonspor'un yeni sezon planlamasında en az 2 veya 3 takviye yapma ihtimali yüksek gözüküyor. 6 numara, 8 numara ve 10 numara pozisyonlarında orta sahada oyuncu araştırması yapıyor Trabzonspor. Ve Olivier Torres de Trabzonspor'un şu anda merkez orta saha bölgesinde yani 8 numara pozisyonunda kadrosuna katmak istediği isimlerden bir tanesi. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sezon sonunda Sevilla kulübüyle sözleşmesi sona eriyor ve bu Trabzonspor için çok ciddi bir avantaj olarak görülüyor. Ama İspanya basınında yer alan bazı haberleri de bu konuyla ilgili takip ettiğimde oyuncunun kulübünde kalma ihtimalini veya Avrupa'dan teklif alma ihtimalinin de yüksek olduğu ifade ediliyor. İşte bu yüzden Trabzonspor biraz daha elini erken tutup bu transferle ilgili bir adım öne geçmeye çalışacak. Bununla ilgili girişimlerini, çabalarını sürdürüyor. Hem 8 numara pozisyonunda hem 10 numara pozisyonunda hem de kanat bölgesinde oynayabilen oldukça tecrübeli bir isim Olivier Torres ve
Aslında devre arasında da ismi Beşiktaş'la çok ciddi şekilde anılmış ve transferi gerçekleşmemişti. Şu andan Trabzonspor sezon sonu için bu oyuncu ile ilgili çok net girişimlere başladı diyebiliriz. Peki Mansur As'la ilgili bir detay var mı? Daha önce de girişimler olduğu söyleniyordu. Önümüzdeki sezon için yine düşünülen bir isim mi? Aslında Abdullah Hoca'nın transferde daha çok geçmişte de ismi Trabzonspor'la anılan isimlere yöneldiğini söyleyebiliriz. Bunların en basit örneği Borno Barisic. Evet. Daha önce de teknik direktör Abdullah Avcı tarafından istenmişti ama transferi gerçekleşmemişti. Masaros da yine Trabzonspor'da daha önce istenilen ama transferi gerçekleşmeyen oyunculardan bir tanesiydi. Ben açıkçası şu an için Masuras'la ilgili resmi bir transfer görüşmesi yapılıp yapılmadığı konusunda bir bilgi sahibi değilim. Ama oyuncu da yine sezon sonunda serbest kalıyor ve kanat bölgesinde oldukça üretken bir oyuncu olmasının yanı sıra 8 numara ve ofansif orta saha bölgelerinde de oynayabiliyor Yunan oyuncu. O yüzden belki o bölgede yine ismi Trabzonspor'la anılmış olabilir. Ama dediğim gibi ben %100 bir bilgiye sahip değilim şu an için. Peki Uğurcan Çakır'ın bir röportajı vardı, yabancı basına verdiği bir YouTube röportajı. Senin o röportajın öne çıkardığın noktalar oldu mu? Yine Euro 2024 hedefleriyle ilgili de söylediği sözler var. Tabii ki söylediği en önemli önemli söylem aslında Trabzonsporlu oluşu. Çocukluğundan beri Trabzonspor'u tuttuğu ve bu takımın formasını giymekten duyduğu gururu ısrarla vurgulamış olması. Röportajın genelinde buna çok fazlasıyla vurgu yapan bir Uğurcan Çakır gördüğümüzü söyleyebilirim. Ama en önemli hayali tabii ki Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın kalesini koruyabilmek. Bunu çok net bir şekilde ifade ediyor ama önde de Mert var ve kale bölgesinde de çok sıkıda bir rekabet söz konusu. O yüzden sezon sonuna kadar performansını artırması gerektiğinde farkında olan bir Uğurcan Çakır gördüm açıkçası. Şu an itibariyle Trabzonspor'un özellikle bu kalan haftalardaki biraz önce sen de haberde okudun zorlu fikstürde sıkıntısız bir şekilde geçmesi belki Uğurcan Çakır'ın elini milli takımda da kalede güçlendirebilir. Ama dediğim gibi bunun için çok sıkı bir rekabete girmesi gerekecek Mert Günok'la. Ayrıca Uğurcan Çakır'la ilgili şöyle de bir detay verebiliriz. Menajer değişikliğine gitti Uğurcan Evet. Çakır ve çalıştığı menajer aslında yurt dışı transferlerinde özellikle Arabistan piyasasında da etkili olabilen bir menajer. O yüzden sezon sonuna doğru Uğurcan Çakır'ın ismini bu piyasalarda da sıklıkla duyarsak şaşırmış olmayalım şimdiden. Peki çok çok teşekkür ederim sana. Tekrar iyi sabahlar, iyi bir hafta diliyoruz. Hoşça kal. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Yunus Emre Sağ ile birlikte Trabzonspor'un gündemini konuştuktan sonra devam ediyoruz haberlerimize ve şimdi de milli takım diyelim. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella Avusturya karşılaşmasında kadroda değişiklik yapmayı planlıyor. A Spor ekranlarından herkese bir kez daha merhaba değerli izleyenler. Sabah sporunda 3. ve son saat dilimiyle tekrar karşınızdayız. Haftayı sabah sporuyla açtık ve Suat Umurhan'la birlikte bu saat dilimimize devam ediyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın Demet. Nasılsın haftanın ilk Teşekkür ederim. gününde? Gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Milli arada ilk haftayı geride bıraktık. Evet. İkinci haftaya girdik. Ara aslında adı ama hiç de öyle sakin Yok. geçmedi. Zaten Fenerbahçe-Trabzon maçın artçıları devam ediyor. Evet. Yavaş yavaş yeni sezon için transfer haberleri çıkmaya başladı. Milli maç var. Sporda yoğunluk gitmiyor. Dün Fenerbahçe şampiyon oldu voleybolda. Onu da kutlarım Evet bu tabii ki. arada. Fenerbahçe'ye gelince yine konuşacağız. Dün hem voleybolda hem kadın Evet, futbolda da doğru. başarılar elde edildi. Galatasaray'la başlayalım istersen Tabii. bugün konuşmaya. Galatasaray lige verilen arada mini bir kamp gerçekleştirecek değerli izleyenler. Antalya'nın Belek bölgesine gidiyor takım. 3 gün sürecek bu kamp. Tabii dönüşte de bir Hatayspor Doğru. karşılaşması var ki ligde aldığı tek mağlubiyet ilk Hatayspor maçıydı Galatasaray'ın. Kamp nasıl geçer sence? Kısa bir kamp. Mini diyebiliriz. Bir şöyle birlik havasını estirmek için geçen sezon da yapılmıştı şampiyonluk yolunda orada giderken yine böyle bir Evet. kamp vardı. Bu sezon da yapılacak. Biraz daha mesela savunmadaki değişim Arouyer başta olmak üzere onların da uyum sağlaması için öyle mini bir kamp yapılacak. Belki bir hazırlık maçı yapılması Evet, planlanıyor. olabilir. Şimdi Böyle. bazı oyuncular da tabii milli takımda, Evet. onların yerine de altyapıdan isimler kampa dahil oldu. Evet, onlar da var. Çünkü Galatasaray zaten kulübe anlamında biraz sıkıntılı bir dönemden geçiyordu. Evet. Onun için bir kamp.
Umarım onlar için faydalı olur. Peki sence bu kamp sonrası neler değişebilir? Savunmadan bahsettin örneğin. Bugün de ben bazı gazetelerde de gördüm savunma değişebilir diye. Sen de böyle düşünüyor musun? Değişmek zorunda zaten. Yani çünkü Berkan Kutlu son 2-3 maçta sahaya çıktı sol stoper olarak. Orada Abdülkerim iyileşse de son hafta oynatılmadı. Onun bir geri dönüşü söz konusu. Davinson Sanchez acil olarak iyileşip takıma katılmalı. Çünkü stoperde bayağı bir devir daim oluyor Galatasaray'da. Bir de sağ bekte de Kaan sakat sakat oynuyor. Tabii. O mevkiyi alınan Aurier'in sakatlanması Afrika Kupası sonrası büyük problemler açtı aslında kadro anlamında. Onun bir geri dönüşü sağlanmaya çalışılıyor. 8 maç kaldı yani. Görmek istiyor taraflar da Aurier'i. Yani 8 maç sonra zaten kontratı bitecek. Evet. Geldiğinde 14-15 maç vardı herhalde. Yarısı bitti. Oynamak zorunda. Kaan Ayhan devşirme sağ bek olarak gayet iyi işler çıkardı ama o da sakatlığı nedeniyle zaman zaman zorlanıyor. Takıma tam eforunu sarf edemiyor. O yüzden de Aurier'in dönüşü kadro anlamında da yani kulübede bile olacaksa acil bir şekilde gerekiyor. Yönetim tahmin ediyor muydu sence bu kadar uzun sürmesini dönüşünün? Hiç bu hamleyi yapacaklarını zannetmiyorum öyle bir durumda. Tamam kariyerli bir oyuncu işte Fransa sonra Tottenham falan derken ama bir düşüş halindeki bir oyuncu. Boştaki adam olarak aldılar ama Afrika Kupası sonra sakatlığı. Neredeyse sezonun son iki ayına girerken artık dönüş aşaması Galatasaray'a gerçekten biraz da zarar verdi. Peki şimdi takımda yeni kontrat yapılma ihtimali olan oyuncular da var. Transfer gündemine dair de birçok isim ön plana çıkıyor değerli izleyenler. İlk önce Rafa Mir'i konuşalım. Haberimiz de ekranlara bir gelsin. Galatasaray bu oyuncuyla iddiaya göre yakından ilgileniyor. Detaylara bakalım sonrasında konuşalım. Evet, Rafa Silva'nın Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek değerli izleyenler. Galatasaray'da iddiaya göre oyuncuya 3 yıllık yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Belki bu oyuncuyla birlikte Mertens'i de konuşmalıyız. Son karşılaşmaları, son senesi olabilir Galatasaray'da. Tabii bir yandan onun kalmasını isteyenler de var ama yerine Rafa Mir nasıl olur? Rafa Silva. Şimdi Mertens'in durumu, hep konuştuk bunu ama tekrarlayalım. Oyuncu hayatını başka yerlerde dünya turu yapmak için, ülkesinde geçirmek için futbol kariyerine nokta koyuyor. 37 yaşına gelmiş bir oyuncu. Bu sezon beklenenin üstüne çıkmış durumda. Bütün bu yıldızlar diye doldurulan oyuncuların sınırlı katkı verdiği yerde Mertens beklenmeyen katkıyı fazlasıyla verdi. Kalitesini, profesyonelini ortaya koydu. Böyle bir durum var ama sezon sonunda da yolları ayırmak istiyor. Galatasaray'da burada bir kısmı devam edelim derken bir kısmı da yabancı limitinin tekrar değişmesi nedeniyle, azalacak olması nedeniyle daha efektif oynayabilecek, biraz daha yaşı genç bir oyuncu peşinde. Burada da Rafa Silva elbette ki devreye giriyor. Mertens de yeni kurucu antrenör vesaire olarak kullanabilir ama futbolcu olarak şu anda devam edilmesi düşünülmüyor. Okan Buruk'un onunla bir görüşme gerçekleştirdiği haberleri bir ara vardı. Bir yıl daha kalmasına ısrar etmek adına. Burada Galatasaray yabancı serbest olsa kesinlikle bir orta yol bulacağını düşünüyorum. Yani kulübede kalması, zaman zaman tribünde oturması ama 12 yabancının olacağı bir dönemde bu riske belli bir yaşa gelmiş oyuncu ve çok kritik bir bölgede oynayan bir oyuncu olarak o riske gireceğini düşünmüyorum Galatasaray'ın. Diğer tarafta Rafa Silva üzerinde Galatasaray'ın transfer politikasını görmek lazım. Açık konuşalım. Geçen sene alınan oyunculardan beklenen katkının artık herkes bir yüzde biçsin ama ben %25'i aşmadığı görüşündeyim hücum hattında. Yani hep saydığımız üçlü Zaha, Tete, Ziye. Bunlardan çok sınırlı katkı aldı. Skor anlamında Zaha evet. Biraz daha destekleyici oldu ama yani Sanchez ve Kerem Demirbay'ı belki onlar dışa apaydı. Yazıp hani hücum hattı olarak ben biraz dile getiriyorum. Onlar beklenenin çok uzağında kaldılar. O yüzden de hani demek ki o kadar transfer çalımları çok da önemli değilmiş. Yani çalım sonrası ne yaptığı önemli biraz da. Tamam sezon başının güzellikleri bunlar. Herkes birbirini kızdırıyor falan ama o katkılar da alamadı Galatasaray. Buyurun. Bu saydığın mesela 3 ismi sezon başında transfer olduklarında hep ilk 11'de beklerdik. Kesinlikle. Mesela oynamamalarına rağmen Galatasaray şu an ligde ilk sırada. Evet, Galatasaray'ın bu sezon hani yorum yaparken şunu diyoruz. Galatasaray'ın yıldızı Okan Buruk. Geçen sene Icardi diyorduk, Torreira, Muslera ama Mertens ama Kerem bak saymakla bitmiyor. Ama bu sene bir kişi kimdir dersen Okan Buruk deriz. O takıma
bir sürü oyuncusunun sakatlığına, problemine rağmen bu yarışta tutuyor. Çok kritik maçlarda alınan galibiyetler var. Bu üçten kimler gidecek? Çünkü yüksek de bir maliyetleri var. Ziyeh'in kontratı hani uzadı. Onunla da devam edilecek. O yüzden bir diz sakatlığı yaşamaz. Yaşamazsa sezon sonuna kadar kontratı otomatikman devam edecek. Ama burada şimdi bu üçlü elinizdeyken bu maliyetlere bir de Rafa Silva'yı eklerseniz, tabii ki onu da konuşalım hadi araya hemen. Şöyle kontratı bitiyor Benfica'yla. 3 yıllık sözleşme, rahat 5 milyon euroları bulacak bir anlaşma, 5'er milyon eurodan. Buraya kadar tamam ama imza parası sizden ne isteyecek? Yani bonservis vermediğiniz için bir imza parası ödemeniz gerekiyor. Mesela dün Emre Kaplan'ı dinledim. 10 milyon euro diyor. Evet. Şimdi 10 milyon euro imza parası. 5 milyon kabataslak desek euro. Kabataslak dediğimiz rakam da 5 milyon euro. 3 yıldan 15, toplamda 3 yıllık maliyeti 25 milyon euroya gelir. Bunlar eğer düzenli Şampiyonlar Ligi geliri elde edemiyorsanız Türk takımlarının altından kalkacağı paralar değil. Tabii ki bu sezon özelinde de bazı transferlerden belki de pişman oldunuz. Tekrar noktaya da gelmek istemez. Yani işte o yüzden Galatasaray'ın sezon sonu bu oyunculardan kimlerle yollar ayrılacak? Zaniolo geri dönecek. Evet. O var. Maliyet olarak onun da bir ederi var elbette ki. Buradan yeni bir takım çıkacaksa hücum hattında, yani bu dörtlüden en azından ikisinin ayrılması, Mertens'in bırakması lazım ki Rafa Silva gibi yüksek maliyetli bir isme adım atın. Kalmalı dediğim bir isim var mı öyle hücum hattından bu yeni transferlerden? Ben kontratlardan çıkılıyorsa üçünden de çıkılsın. Çünkü bonservis ödemediniz. Tete, Ziyeh, Zaha. Evet. Üçünden de çıkarım. Zaha da dahil diyorsun. Zaha da dahil çünkü yani o maliyet. Kerem zaten oynuyor takır solda. Öyle ya da böyle. Kızma ama Zaha'nın yerine Kerem'i oynatıyorsun sezon başından beri. Forvet arkasında Ziyeh derken, işte Tete oynar mı derken döndün Mertens'le devam ediyorsun. Sağ tarafta Barış Alper orada formayı vermiyor. İyi ki geçen yıldan kalan oyuncuların performansı aynı hatta yükselerek devam etti. Bunun da etkisi var. Yani şimdi saydığımızda kulübende hesaplayayım 15 milyon euroluk, Endombele'yi saymıyorum bile, 15 milyonluk hücum yedeğim var. Yıllık ücretleri bu. Çok büyük. Çok büyük bir para. Endombele dedin. Bir haber gördüm onunla ilgili sabah. Nedir? İngiliz ekibi Tottenham Galatasaray'a kiraladı. Endombele'den umudu kesmiş durumda. Yani sadece Galatasaray değil. Daha önce detaylı bir performans raporu istiyordu oyuncudan ada temsilcisi. Ve son 1,5 aydır sarı kırmızılarla hiç temas kurmuyor Tottenham. Şöyle söyleyeyim. Tottenham gelip yani görevlilerini, scoutları yönlendirip İstanbul'da Endombele'nin maçlarını da izlemek üzere geldi buraya. Evet. Birkaç kez. Hatta başka oyuncuların performansını rapor olarak Tottenham'a sunduğu bilgisi İngiliz basında yansıdı. Yani Endombele'den onlar da o kadar artık umudu kesmiş ki. Yani şey hani uçak bileti, otel masrafı bile masraf gelmiş adamlara hiç gelip bakmıyorlar bile. Endombele sezon sonunda ayrılır. Hani Mertens şöyle dedi, çok pozitif biri, çok eğlenceli biri. Umarım Galatasaray'a şey olarak katkı verir. Hani sahada vermiyor ama böyle kenarda. Vücut dili de hiç eğlence, uygun değil bence. Değil, yani zaten değil de hani umarım orada oyunculara moral aşılıyordur falan yani. Başka bir şey elde edemiyorsunuz. Yani çünkü belki Tete, Ziyech ve Zaha gibi isimlerin hani beklenilen performansı vermediğini söylüyoruz ama yine bence zorluyorlar. Bir şey var. Evet, bir şey var ama Endombele'de hiç olmadı geldiğinden beri. Mertens'le ilgili bir Amerika iddiası var. MLS'den teklif olabilir diye. Sence Türkiye'den Amerika'ya gider mi? O işte tamamen oyuncunun ailesiyle alacağı bir karar. Hani Amerika'ya gitmek çünkü Avrupa coğrafyasının dışında olan bir ülkeye gitmek. Amerika özelinde söylüyorum. Futbolculara hep bir cazip geliyor. Özellikle belli yaştan sonra. Messi hani, gitti. Messi de gitti. Yani hadi bir de orada Amerika'da yaşayayım. Biraz daha futbol oynayayım, o show business'ın içine gireyim demek anlamına geliyor. O aklını karıştırabilir ama onun dışında yani Avrupa'da bu yaşta artık bu seviyede devam edecek bir şey yaşını görmüyorum. Hissediyor muyuz sence Galatasaray'da? Süre olarak belki. Hissetmiyoruz ama hani 60-65'ler 70'lerden sonra artık çıkaramıyor doğal olarak. Birkaç maç dışında söylüyorum bunu elbette. Bir sonraki sene bunun daha da zor olacağını hatırlatalım. Evet. Bence verdiği için, katkı için teşekkür edip gelecekte idari bir görevle devam edebilir. Ama
o bölge artık daha da güçlendirilmeli. Peki Torreira'yı da konuşalım istersen. Onun da maaşı 2.75'ten 3.5 milyon evet. euroya çıkarıldı. Zaten kalması en çok istenen oyuncuların da başında geliyor. Şimdi profesyonellik örneklerinden biri, yerinde transferlerden biri geçen sezondan beri. Şöyle ben bakıyorum, kontratın uzatılıyor. İşte 0.75 ekliyorsun ücretine. Başka bir oyuncu alsan bonservis ne kadar ödeyeceksin? Torreira'nın ederin işimi, Fenerbahçe mesela Fred için kaç para bonservis verdi? Şimdi bunları da ekleyerek planlama yapılıyor. Torreira ile yola devam etmek, bu tipte bir oyuncu bulmuşken ve bu karakterde bence gayet yerinde. Onun da bir ülkesine gitme, Arjantin'e gitme evet. durumu söz konusu oluyor zaman zaman ama biraz da maddiyat işin önüne geçiyor. Elbette ki mutluluğu. Çok mantıklı bir hamle. Her oyuncu için böyle ülkeler konuşuyoruz. Ziyech için de çok fazla Arabistan iddiası var. Evet. Yani onun da sanırım istediği yer orası gibi duruyor bu kadar iddia ve kulüp adı çıkınca. Şüpheliyim çünkü devre arasında Arabistan'dan teklifler geldi ona ama çok gitmeye yanaşmadı. Aklında sözleşmesi uzuyor. O tam Süper Kupa zamanı değil Doğru mi? Doğru söylüyorsun. Sözleşmesi uzuyor ama sezon sonunda Avrupa'dan bir teklif gelmesi halinde o tarafa tekrar geçebilir. Çünkü çok yüksek bir ücret almıyor. Yani o kariyerinin, isminin ağırlığının bayağı altına düştüğü için 3 milyon euroları bulan bir ücret alacak yeni sezonda. O yüzden hani o çok verilmeyecek bir para değil Avrupa kulüpleri için. O da biraz fedakarlık yaparsa. Hani ben Ziyech'in yeni sezonda devam edeceğini çok düşünmüyorum. Galatasaray da çok istemiyor. Zaten bonservisi yok. Hani uygun bir teklif geldiğinde kontrattan çıkılabilir. Çünkü devamlılığı yok. Sürekli sakatlığı var. Diz sakatlığı evet. kronik. O yüzden takımda tutmakta hep zorlanacağınız bir oyuncu. Peki Galatasaray ile ilgili biraz Sacha Boey konuşmak istiyorum aslında. Çünkü Galatasaray sayfalarında gittiğinden beri onu hala görüyoruz. Ne yazık ki istediği gibi olmadı. Evet. Çünkü birkaç üst üste sakatlık yaşadı. Gündeme de şöyle konular geldi. Eğer kiralanması söz konusu olursa Galatasaray devreye girer diye. Ama oyuncunun gelmek istemediği de söyleniyor. Sen nasıl bir yorum yaparsın? Şimdi takımlarımızda şöyle bir durum var. Buradan sattığımız oyuncu her kimse, her takım için söylüyorum bunu, ilk tökezlemesinde hemen geri alalım, kiralayalım mantığı var. Biraz kolaycılık olarak görüyorum bunu. Galatasaray'ın o bölgede büyük bir eksiği var ve oraya sağlam bir transfer yapılmalı. Bayern Münih oyuncusuna bu kadar yatırım yaptı ki kulübün açıklamaları şunu diyor. Devre arasında biz tarihimizde olmayan bir işe adım attık bu kadar yüksek maliyet olarak diyorlar. Kolay kolay Boey'i tekrar göndereceklerini düşünmüyorum. Galatasaray burada bir sezonu kurtarmak adına böyle bir hamle yapar mı? Elbette ki sezon sonu göreceğiz. Burada birçok dinamik var. Ama bu haberlerin çıkması doğal. Marcao için de aynısı çıkmıştı. Beşiktaş Cenk Tosun'u sattıktan sonra bir kiralama dönemi vardı. Bunlar... Arda gitti en yakın örnek belki. O bile hani oynamıyor acaba. Hemen alalım değil mi? Kiralanır doğru mı söylüyorsun. Türkiye'den bir ligi? Hemen Fenerbahçe ya bir sezon bizde oynar mı diye bir durum var. Evet bunlar çıkıyor. Biraz daha hani kulüpler şeyi açmalı. Vizyonu genişletmeli, scout ekiplerinin daha faydalı çalışmasına destek olmalı. Peki Beşiktaş diyorum, Galatasaray'da sağ bekte özellikle şimdi Sergio Aurier'in performansı bekleniyor. Performans vermemesi halinde ne olacak? Öyle. Yine oraya Kaan Ayhan mı devam edecek şimdi, bu sezon için? Demet, Kaan Ayhan direkt de oynayabilir. Yani kötü oynadığını söyleyemiyoruz. Eğer bir sakatlığı yoksa sonuçta Galatasaray Aurier'i yetiştirip futbol hayatına kazandırmak, geri döndürmek gibi bir misyonu yok. Hayır. Maçları kazanmak Galatasaray'ın hedefi. O yüzden eğer Kaan Ayhan'ın sakatlığı yoksa hoca da muhtemelen bu kampı işte takımla birlikte geçirsin. Belki hazırlık maçı olsun. Ondan sonra bakacak. Belki direkt Kaan Ayhan'la başlayıp oraya yeri 50'lerde 60'larda da oyuna alabilir. Orada geldi hemen ilk 11'e girecek diye de bir şey yok. Ya o kadar burada güçlü bir isim gitti ki oradan. Evet. Şimdi Ekim gelse böyle yüksek bir performans bekleniyor ister istemez ki yeni transferden de beklenen bu. Beklenen bu ama ya elbette ki Aurier bir Sacha Boey değil. Onun çok çok fersah fersah gerisinde. O yüzden burada Galatasaray sadece sağ bek istiyor aslında. Yani kadronun sadece sağ ayaklı bir sağ beke ihtiyacı var mevkisinin adamına. Burada da Aurier biraz toparlandıysa zaten milli takım ve genel kariyeri bilinen bir oyuncu en azından orada deneyimiyle bile bir fark yaratacaktır. Peki Galatasaray'ı noktalayacağız. Şöyle 8 hafta kaldı dedik. Lig de bitiyor artık. Evet. Hızlı geçti sanki bu sezon. Bilmiyorum bana mı öyle geldi. Yeni sezonda da böyle
Transfer bombaları bekliyor musun Galatasaray'dan? Hani kesinlikle. İki sezondur hep yıldız isimler evet. geliyor. Şimdi Galatasaray'da bir seçim var. Bunu unutmayalım. Yani tabii. bu yönetim devam edecek mi? Dursun Bey görevde kalacak mı? Bunlar daha belirsiz. Bir de şunu da tekrar hatırlatayım. Bir takımın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi her şeyi değiştiriyor. Geçen sezon Galatasaray bonservisle aldı. Bak kimi saydın en iyi transferlerde? Davinson'u saydın. Evet. Davinson Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılma biletini aldıktan sonra, gruplara kaldıktan sonra alınabildi. Yoksa alabileceğiniz oyuncular bonservissiz, işte Ziyech olur, Tete olur, Zaha olur, bu tip oyunculara kalıyorsunuz. Bonservisin o bütçenin açılması da çok önemli. Buna göre Galatasaray bir rota izleyecek. Şimdi ligi şampiyon bitiremezseniz farklı bir hamleler yapacaksınız. Belki bütçe kısıntısıyla birçok oyuncuyla yollarınızı ayıracaksınız. Türkiye'de böyle bir süreç var takımlar evet. için. Ama elbette ki Rafa Silva özelinde de konuştuk. Galatasaray bu takımını, bu kadrosunu değişen, güncelleştiren bir hale gelmeli. Birçok ismin ayrılıp yerine en azından katkı yapabilir denecek mutlaka. Birkaç oyuncu lazım. Peki daha bir süre var. Bakalım çok neler konuşuruz değişecek. Onu da bekliyoruz. Galatasaray'ı noktalayalım. Fenerbahçe ile devam edelim değerli izleyenler. Fenerbahçe acaba milli arayı nasıl geçiriyor? Haberimizi de bir ekranlara getireceğiz. Milli aradan sonra özellikle fiziksel anlamda ve mental anlamda da güçlü bir Fenerbahçe görmek istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal. Haberimizi izleyelim. Evet, detaylar haberde ekranlarınıza geldi. Tabii erkek futbolu konuşacağız ama önce bir tebrik de etmiş olalım. Dün Kadın Futbol Süper Ligi 25. haftasında da Fenerbahçe Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler bu mücadeleyi kazandı değerli izleyenler. Bir diğer yandan da Fenerbahçe Opet voleybol takımı da şampiyon oldu. Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup etti. Tebrik ederiz. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Güzel sonuçlar geliyor Sarı lacivertlilerden ama tabii futbol kısmında kötü girilen bir milli ara var ne evet. yazık ki. Biraz mental açıdan da güçlenmesi gerekiyor oyuncuların. Hem fiziksel bir yüklenme hem de mental olarak bir yüklenme var milli arada. Ama nasıl dönecek Fenerbahçe çok, bu da merak konusu. Evet çok kötü girdiğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin şu anlamda galip gelerek Trabzon'dan döndükleri için. Evet ama yaşananları da düşünüyorum. Yaşanan olayların psikolojik boyutu ayrı ama bir de puan kaybı. Olsaydı o maçta Fenerbahçe'nin ruh hali oyuncuların özelinde söylüyorum çok daha başka olurdu. Burada biraz daha rahat oyuncu bazında girdiler. Olaylar farklı değerlendirilecek zaten bambaşka bir durum. Ama en azından galip gelerek zirvedeki Galatasaray'la aradaki farkın açılmaması öyle bir kaos atmosferinden 3 puanla dönmekte takımın gelecek adına da o zorlu fikstür adına da olumlu bir gelişme. Yani Nisan ayında şimdi hem Konferans Ligi'nde karşılaşma var. Hem lig hem de bir evet. Süper Kupa mücadelesi var. Zorlu bir yarış Fenerbahçe'yi bekliyor. Tabii Süper Kupa için bir erteleme talebi de oldu Fenerbahçe'nin ama bu reddedildi. Evet. Galatasaray aslında bu talebi de biraz eleştirdi. Çünkü biz de zamanında yoğun fikstürlü karşılaşmalara çıkmıştık dedi. Kişisel görüşümü söyleyeyim. Yıllar önce yapılan bu ertelemeler vardı. Her zaman karşıydım. Yine karşıyım. Bir Türk takımı final maçına çıkmıyorsa artık erteleme falan olmamalı. Tamam mı? Yani bu çok da konuşulması gereken bir konu değil. Zaten şu dönemde fikstür o kadar yoğun ki. Bak niye erteleme olamaz? Fazla takımla lig oynatıyoruz. Maç programını çok önceden belirleyip organizasyon yapılmıyor. Evet. Arada kayıp haftalar oluyor. Üstüne Süper Kupa'nın haftasını değiştirdik. İşte yaz başı oynanması, Eylül gibi oynanması gereken kupa geldi bambaşka bir noktaya zaten. Avrupa maçları var, ara haftalar dolu vesaire. Bu kupanın ertelenmesi çok zordu. Bir de ertelenmesindeki bence en büyük, ertelenmemesindeki en büyük sebep Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasındaki sorunlar. Eğer Galatasaray Başkanı Dursun Özbek çıkıp, ya biz yönetim kurulumuzla konuştuk, Fenerbahçe'ye Avrupa'da başarılar diliyorum. Elbette ki başka zaman oynarız deseydi, federasyona da bu bilgiyi verseydi, federasyon zaten ertelerdi. Doğru. Mayıs'ta oynatır, lig biter öyle oynatır, bir ara oynatırdı. Çare bulunur, çare zor değil. Ama Fenerbahçe'nin iki kulüp arasındaki gerilimin tırmanmasıyla beraber, ondan sonrasında yaşananlar da Galatasaray'ın bunu kabul etmeyeceğini zaten daha önceden de söylemiştik.
Galatasaray bu işi kabul etmeyecek. Evet. Yani Galatasaray'a yönelik, camiaya, kulübe yönelik basın toplantıları, maç sonu açıklamaları, orada açık konuşalım terör örgütleriyle Galatasaray'ın bir araya konulan açıklamalar Galatasaray cephesinden elbette ki bir karşılık bulacaktı. Bu şekilde buldu. Galatasaray da bunu kabul etmiyordu. Federasyon Galatasaray'dan bağımsız bunu erteleseydi bu sefer bambaşka bir tartışma olacaktı. O yüzden burada bunun gelişi belliydi. Yani bu arada iki kulüp de tekrar söylüyorum. Avrupa'daki demek ki ikisi de eleneceklerini düşündüler ki bu kupanın 7 Nisan'da oynanması daha geçen hafta belli olmadı. Daha önceden de belliydi. O yüzden hiç o zamanlar ben bir itiraz duymadım. Hani iki kulüpten varsa öyle bir itiraz hani yani herkes hatırlatabilir. Her şey normaldi. Demek ki Avrupa'da devam edince Galatasaray da belki devam etse aynı şeyi isteyecek. Belki de. Yani o yüzden biraz futbol kulüpleri de biraz daha fikstüre, biraz daha uzun vadeli planlamaya göre hareket etmeli. Fenerbahçe çok zor bir dönemde mi? Evet. Başka bir zaman olsa ertelenebilir miydi? Evet. Yani yapılırdı. Bunlar Türk futbolunda yapılmayan şeyler değil ama final maçının buraya gelmesi ayrı bir vaka. Galatasaray'a karşı yapılanlar sonrası kabul etmemeleri de ben artık normal karşılıyorum. Peki takıma dönecek olursak 11 futbolcu milli takıma gönderildi. Zaten o Trabzonspor karşılaşmasından sonra milli arada 4 günlük bir izni vardı takımın. Sonrasında çalışmalara başlandı. Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder milli takıma gidemedi sakatlıkları sebebiyle. Onlar da haftaya saha çalışmalarına başlayacaklar. Edin Dzeko ve Rade Krunic beklenenden erken dönecek gibi duruyor. Tabii Bosna Hersek Avrupa Şampiyonası elemeleri playoff yarı finalinde de Ukrayna'ya elendi. Bu nedenle iki futbolcu hafta başında İstanbul'da olacak. Evet. Çalışmalar devam ediyor ama takımda da çok eksik var çok. Aslında milli arada. Şimdi iyi takım kurmanın da bazı bedelleri var. Tabii. Yani uluslararası bir takım kesinlikle. Bayağı çok. Kaliteli uluslararası bir kadro kurarsanız bütün oyuncularınız gidiyor. Bence bu çok kötü de bir durum değil. Yani her ne kadar antrenörler bundan mutlu olmasa da. Çalışma devam ediyor ama sadece birlikte çalışma yok. Avrupa'da oynadıkça hiçbir sıkıntı yok oyuncular. Ama gidip mesela hep Galatasaray'da Muslera örneğini verelim. 15 yıldır, 13 yıldır Muslera ne zaman dönecek? Hiç idman yapmadan maça çıktı diye milli takım haberleri vardı. Yani Güney Amerika'da özellikle oynayan oyuncular, futbolcular oradan gelenler bu sıkıntı yaşar. Gerisi zaten hani Bosna'dan bile gelse Dzeko 1,5 saatte havalimanına iner burada. O yüzden hiçbir problem yaşamazlar. Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan farkı alternatifli kadrosunun çok daha iyi verim alabilmesi. Yani kulübeden gelenlerin daha destekleyici, daha skora katkı verici ve takım oyununa daha uyumlu olması Galatasaray'a göre en önemli artısı. Bu saydığımız isimlerden hangisi oynamasa bile, Fred'i bunları dışında bırakıyorum, Ferdi'yi de. Onun dışında kim oynarsa diğerinin yokluğunu zaten aratmıyor. Sakat oyuncular da dönecek. Çağlar Bekao vardı. Bir de Mert Hakan son karşılaşmada oynayamamıştı. Evet. Bu oyuncular geri dönecek. Galatasaray için şimdi bazı değişiklikler olabilir dedik savunmada özellikle. Sence Fenerbahçe kalan son 8 maçta ve tabii ki oynanacak ilk hafta maçında değişiklik yapar mı? Şimdi yani elbette burada bir ceza durumu vesaireyi bir kenara bırakırsak PFDK sevkleri daha o da bu hafta gelir artık diye düşünüyorum. Yani umarım gelir de bir görürüz yani o olayları. Hani bu kadar da uzatmamak lazım. Milli ara diye muhtemelen böyle biraz daha uzun süreç bırakıldı. Burada Fenerbahçe'de mesela bazı kemikleşmiş oyuncular var. Bunları oynattığınız zaman gerisi zaten bir şekilde toparlıyor. Yani Livakovic, Dzeko, Ferdi, Fred, İsmail, en önde Dzeko ki alternatifi Batshuayi de çok iyi. İrfan Can bence kariyer sezonlarından birini yaşıyor. Diğer tarafta Tadic. Bunlar Fenerbahçe'nin kemikleşmiş yapısı. Dzeko'nun yanına çok sağlam zaten 3-4 tane daha stoperiniz var. O hakkınız var. Sağ tarafta Osayi ceza alsa bile bir kullanabileceğiniz Mert var. İrfan yoksa Cengiz var. Mert Hakan formda. Genel çerçevede Fenerbahçe'nin kadrosu Galatasaray'a göre çeşitlilik anlamında çok daha iyi durumda. Ki bu üç kulvarı düşününce de olması gerekiyor. Şart. Özellikle kalan haftalarda farklı rotasyonlar görebiliriz sanırım. Görebiliriz. Şimdi mesela kısa yani üçer gün, dörder gün arayla sık sık maç oynayacak. Yedi maçla Nisan'ı tamamlayacak Fenerbahçe. Burada biraz zaman zaman ağırlığın nereye kaydığını da göreceğiz. Yani bu 11 tamamen bu yedi maçı çıkaramaz.
hiçbir kadro çıkaramaz. Sakatlığı olacak, cezası olacak. Burada biraz altını çizdiğimiz kulübeden gelen katkının ne olacağı Fenerbahçe'nin de yol haritası çizecek. 7 maçta alacağınız skorlar bütün 3 kulvarda da sizi finale götürebilir bu ay. Mutlaka. Konuşalım, devam edelim. Fred diyelim biraz da. Fred ile ilgili de haberimiz ekranlara gelmiş de bu saat dilimleri içerisinde. Fenerbahçe Fred'in oynadığı maçlarda sadece 2 maçı kazanamadı. Yani 26'da 24 galibiyet oranı var. Hep konuşuyoruz Fred varsa Fred yoksa diye. Orta sahanın en önemli elemanı. Orta sahanın değil. Bence Ferdi ile beraber takımın komple en önemli adamı. Yani yeri dolmayan oyuncular var ya, Fred de onlardan biri. Evet. Çünkü hem savunmayı yönetiyor hem hücumun bütün pas kalitesini değiştiriyor. Fred varken Şimanski daha rahat, Fred varken Tadić daha rahat. Diğer tarafta Cengiz İrfancan kim oynarsa onun üstünden yük alıyor. Bunlar Fred'in varlıkları. Bir de gerisinde İsmail gibi böyle her yere koşan, sürekli hani savaşçı rolüne bürünen bir oyuncu olduğu zaman Fred'in de işi rahatlıyor. Bu galibiyet oranında zaten sezonun biraz özeti. Evet, Fred varken Fred yokken grafiğimizde ekranlara geldi. 26 maçta 24 galibiyet, bir beraberlik, bir de mağlubiyet elde ediyor Fenerbahçe Fred varken. Çok da konuşacak bir şey yok Fred'le ilgili. Her şey ortada. Aynen öyle, her şey ortada. Ferdi'den bahsettin, yine Fred gibi olmazsa olmazlardan biri dedin. Bugün Levent Mercan ismini çok fazla gördüm. Çünkü Ferdi için sezon sonunda gitme ihtimali en yüksek isim diyebiliriz belki de. Ama Levent Mercan için ne diyorsun? Levent Mercan biraz Galatasaray'ın devre arası çalışmalarıyla spor basınının gündemine giren, artan bir oyuncu. Fenerbahçe özelinde buraya bir takviye şart. Tamam, elinizde Osterwolde var ama Osterwolde'yi Ferdi görevini asla veremezsiniz. Ferdi Fenerbahçe. Stoper'de daha iyi sanki. Değil mi? Biraz daha bir sol stoper olarak daha başarılı geliyor. Ferdi bambaşka bir oyuncu. Eşi benzeri az görülen, az yakalayabileceğiniz bir yetenek. Ve bunu sağ açıkta da kullan, sol açıkta da kullan, orta sahada sol iç olarak kullan. Her bölgede yaşının, çevikliğin, dinamiğini gösterdiği bir oyuncu. O yüzden sezon sonunda iyi bir para teklifi gelirse, iyi bir bonservise Fenerbahçe onunla yollarını ayırabilir elbette ki. O bölgeye de takviye yapmak, şimdiden hazırlık yapmak bence mantıklı. Şimdi milyar olunca birçok isim ortaya çıkacak. Bir de son 8 hafta tabii ki yeni isimler ortaya çıkıyor. Şimdi Galatasaray için konuştuğumuzda yeni bu sezon özelindeki yeni transferlerin birçoğunu belki önümüzdeki sezon görmeyeceğiz dedik ama Fenerbahçe için bu geçerli değil sanırım. Fenerbahçe'de evet yani ama şimdi mesela yani Osterwolde'ye de teklifler gelecek ve geliyor. Ferdi'ye geliyor. İsmail'de şöyle bir durum, bu kadar yüksek bir bonservis teklifi İsmail'e gelmiyor. Tamam, yani Ferdi ve Osterwolde daha astronomik bedellere geliyor. İsmail konusunda Fenerbahçe sezon sonu bir hani böyle teraziye koyacak, oyuncu da koyacak. Hani gideyim mi kalayım mı, o biraz daha kulüple verebileceği karar. Sanki ama tam gitme yaşı gibi. Bak, ben olsam ben de denerim. Bir Türk futbolcusu o yaşlarda gidip kendisini geliştirip çok başka bir kariyeri açabilir. Orada, ama orada başka dengeler. Ama Ferdi de öyle paralar gelecek ki. Evet. Yani reddedemiyorsunuz. Galatasaray Boya'yı bırakır mıydı? Hayır, bırakmazdı. Ama Fenerbahçe Kim Minje'yi bırakır mıydı? Bırakmazdı. Ama gidiyorsun. Gidiyorlar. 30 plus mı? 30'u bulmalı. Yani 30'dan aşağıya, yani hadi bonuslarla 30 diyeyim. Bırakmazsın Ferdi'yi bence başka türlü. Yani öyle bir durum. O yüzden de Fenerbahçe yeni sezon için bir de mesela Batshuayi'nin durumu ne olacak? Dzeko bir yaş alıyor. Tadiç'le ilgili bu sezon çok iyi ama gelecek sezon tek başına o bölgeyi sürükler mi? Bunlar hep kafalardaki soru işareti ve biraz daha kadroyu takviye etme gereken bölgeler. Dzeko da hiç yaşını hissettirmeyen isimlerden biri ama şimdi gol katkısı deyince son haftalarda mesela Batshuayi ondan iyi. Ya Batshuayi biraz daha skorer bir oyuncu rolüne büründü ama Dzeko'nun sahada varlığında bile yani rakipten iki savunmacıyı ya da bir bek bir savunmacıyı alıp sağa sola götürdüğü, inanılmaz boşluklar açtığı da bir ortada. Yani onu hani görmezden gelmek olmaz. Mücadele anlamında yaşını göstermeyen, inanılmaz. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalini oynayan oyuncuydu zaten. Tabii. Hani öyle nereden çıktı bu adam diyeceğimiz bir profil değil. Bosna Hersek Milli Takımı'yla
hafta içi, geçen hafta maça çıkan takımın kurtarıcısı, lideri rolünde bir oyuncu. Ama Batshuayi gidecekse o bölgeye de çok sağlam bir takviye yapmak şart. Son haftalarda Icardi de gol sayısını arttırdı. Şimdi gol krallığına şöyle bir bakıyorum. Edin Dzeko 29 maç 18 gol. Hı hı. Icardi 26 maç 17 gol. Sonrasında da Manay ve Thiam geliyor. Hı hı. Hala Dzeko ve Icardi arasında kim gol kralı geliyor olur diye bir soru işareti devam ediyor. Genelde böyle şeylerde şampiyon olan takımın golcüsü işi de alır götürür, hı hı, ama geçen sene başka bir, evet, durum vardı Valencia açısından, ama burada sanki şampiyon olanın golcüsü de kral olacak gibi geliyor bana. Peki Fenerbahçe ile ilgili son olarak şimdi önümüzdeki günlerde 29'u yanlış hatırlamıyorsam bir iftar düzenlenecek. Sonrasında bir istişare toplantısı, evet, gerçekleştirilecek. Camianın önde gelen isimleriyle birlikte 2 Nisan'da ne yapılacak? Bu konuşulacak tabii ki. Pazar günden beri, hatta pazartesi açıklamalardan beri bunu konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimaline yönelik, bilmiyorum aynı soruyu tekrar sormalı mıyım sana, ama biraz takım yönünden bakmak istiyorum ben. Sence bu konu, bu ihtimal özellikle yabancı oyuncuları nasıl etkiliyor? Hiç etkilemiyor bence. Öyle hiç öyle bir atmosfer yok. Bak açık konuşalım. Bu Fenerbahçe camiasının takımı bence ondan iyi soyutluyorlar. Yani bu da bir başarıdır, yönetim başarısıdır. Yani takım öyle şeylerden tamamen kopuk durumda, işine odaklanmış gözüküyor. Diğer tarafta baktığımızda Fenerbahçe camiası, yönetimi diyor ki ya benim arkamda mısınız? Federasyonla bir savaş içindeyim diyor. Evet. Hakemlerle, işte PFDK kurullarla, Galatasaray'la bir savaş içindeyim diyor. Benim yanımda mısınız? Burada bir camiayı kenetleme, birlik çabası var. Ben Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini falan düşünmüyorum zaten. Evet. Bu hani biraz futbolun siyaseti. Fenerbahçe yönetimi böyle bir durum. 2 Nisan'da genel kurul. Bence oradan yönetime tam destek ve istiyorsanız ligden çekilin kararı çıkacak. Ben bunu Fenerbahçe'nin üyeleriyle vesaire konuştuğum zaman, gördüğüm zaman destek bunu var, görüyorum. Bu kabul edilecek ve Sayın Ali Koç'a bu destek verilip kararı ver başkan denecek. Tamam mı? Orada hiç şüphem yok. Yani o 2 Nisan'da yapılacak genel kurul eğer çoğunluk sağlanırsa büyük bir destek verilecek yönetime ve bu yarışta Ali Koç daha da güçlenecek. Ama ondan sonra Fenerbahçe ligden çekilme falan kararı almayacak. Yani bu başka bir boyut. Evet. Bu sadece bir futbolun siyaseti durumu. Ben bundan da takımı soyutladıklarını ve burada da olumlu iş yaptıklarını düşünüyorum. Peki Fenerbahçe'yi noktalayalım istersen bu konuyla birlikte ve biraz da Beşiktaş konuşalım. Değerli izleyenler, bir haberimiz ekranlara gelsin. Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor ve yönetimde teknik direktör Fernando Santos önderliğinde bazı isimlerle görüşüyor. Detaylara bir bakalım. Siyah beyazların, Beşiktaş'ın gündemiyle devam edelim. Tabii bir toparlanma süreci hala devam ediyor. Çünkü milli aradan önce oynanan 3 karşılaşmadan mağlubiyet aldı siyah beyazlar. Hazırlık maçında Karadağ ekibi Buducnost'u 5-1 mağlup ettiler. Birçok oyuncudan gol katkısı geldi bu mücadelede. Ama tabii şimdi Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon artık düşünülüyor. Bu sezonu en iyi nasıl bir yerde noktalarsak noktalayalım. Ama önümüzdeki sezon için hazırlıklara da şimdiden başlayalım deniliyor. Ki bu da en doğru karar olacaktır. Beşiktaş bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanması en ideal hedef gözüküyor. Evet. Zaten ona yönelmiş durumda. Üçüncülük zor mu sence? Üçüncülük, yani Türkiye Kupası daha önemli bence üçüncülükten. Hı. Avrupa'daki, doğru, sıralamanız açısından, hı hı, yeni sezona başlama tarihiniz. Çünkü şu anda Sayın Santos'la devam edilecek mi edilmeyecek mi tam kestiremiyoruz. Evet. Yani yönetim her ne kadar arkasında dursa da, hoca ile devam dese de bundan sonra kalan 8 hafta var ligde. Kupa var. Hı hı. Yani kupadan elendiniz ya da şampiyon olamadınız. Ligde birkaç maç daha kaybettiniz. Bambaşka bir şeyler konuşuruz ama ne olursa olsun hangi teknik adam gelirse gelsin Beşiktaş kadrosunun köklü bir revizyona ihtiyacı var. Belki 5-6 tane kemik omurga ilk 11 oyuncusu dışında, hı hı, gençler dışında herkesle yollar ayrılmalı. Biraz da bu hamlelerin başlangıcı olarak görüyorum transfer önü çalışmalarını. Şimdi bazı isimler var yine büyük isimler ama katkıları az olanlar. Hı hı. Aboubakar Rebic ve Muleka bu sezon Süper Lig'de sadece 6 gol kaydediyorlar. Tabii bu 6 golün maliyeti de 7 milyon euro.
Ya Abubakar bambaşka bir hikaye elbette ki. Evet, Rebic hiç faydalanamadınız ve şimdi birkaç tane Rebic'in alternatifi olsa Rebic'i belki hiç konuşmuyor. Zaten Beşiktaş hiç konuşmuyor ama takım da kötü gidince bu isimler daha fazla ön plana çıkıyor. Yaptığınız maddi yatırımın karşılığını alamamak da size daha sert şekilde dönüyor. Evet. Rebic'in bir sezon daha kontratı var. Rebic'le yani, ilgili Hajduk Split haberleri vardı bugün. Şimdi Hajduk Split haberleri var evet ama Rebic'in aldığı ücret yani gitmek için parasını istiyor. 3 milyon 3,5 milyon euroyu bulan bir yıllık ücreti var. Evet. Yeni sezonda alacağı parayı da istiyor. Hajduk Split taş çatlasın versin 500 bin euro. Bu tip oyuncular der ki Hajduk bana 500 bin veriyor, 3 milyonu siz verin, 2 milyonu 2,5 milyonu üstünü oradan alayım gideyim der. E bunlar da bir ekstra maliyet alıyor. Hem oynatmadığınız hem cebinizden kasanızdan çıkan yüklü bir para oluyor. Bu oyuncularla vedalaşma ihtimalini yüksek görüyorsun sanırım. Ne imkan varsa yollar ayrılmalı. Peki Beşiktaş'la ilgili Jetson Fernandes haberi vardı. Son ona bakalım bir de. Ondan da gol katkısı istiyor Fernando Santos. Evet. Zaten öndeki oyunculardan da çok katkı alamıyor. Yani şimdi orta alandakilerden bari alayım. Kimden kaç katkı alıyor ki Jetson? Yani tabii. O yüzden takım komple mental olarak çöktüğün zaman bu her yere etki ediyor. Jetson takımın en önemli isimlerinden biri. Uzun vadeli zaman zaman düşüşler yaşasa da takımın genelinde olan şeyler bunlar. Hani Jetson iyi bir takıma daha da iyi hale gelecektir. Gol katkısı da çok gol katkısı veren bir oyuncu zaten evet. Değil Jetson genel kariyerinde. Peki milli takımla konuşalım mı? Konuşalım, süremiz bitmeden ki. Oraya da bir değinelim. Macaristan'a 1-0 mağlup oldu milli takımımız. Yine yarın da önemli bir karşılaşma var. Özellikle kadro konusunda bir değişiklik yapmasını sen bekliyor musun? Evet bekliyorum. Bu maçlar sonuçta deneme maçı. Biraz Semih üstüne yoğunlaşıldı maalesef bu süreç. Kötü bir idare süreci bence ama değişiklik yapılacak. Bütün oyunculara şans verilecektir. Burada farklı farklı isimlerle yeni denemeler yapılacak hoca. Bunun da yapılması bu maçlar özelinde lazım. Çünkü çok fazla da hazırlık maçı yapacağınız bir süre kalmıyor şampiyonaya. Herkesi deneyecek. Sonrasında da bir sonraki artık milli arada, milli maçlarda net 11'leri sahada belirlemek lazım. Vincenzo Montella'nın açıklamaları var. Bugün milli takım haberlerinde yer alan Semih'le ilgili özellikle açıklaması belki bugün üzerinde çok konuşulacak bence. Hemen ben de aktarayım. Benim amacım 18 yaşında milli takımın kokusunu ona hissettirmekti. Ümitlerin çok önemli iki maçı vardı. Bizimle kalsa belki 5-10 dakika oynayacaktı. Uluslararası deneyimi olmadığı için orada 90'ar dakika oynaması gelişimi için önemli. Okula giden bir çocuk düşünelim. Daha birinci seviyede olan bir futbolcuyu ilk sınıftan alıp üniversiteye göndermek doğru mu? 2 ay sonra bu seviyelere hazır hale geleceğini düşünüyorum. Belki 2 ay sonra bizimle olur diyor. Şimdi okula, üniversiteye profesör yetiştirmiyoruz. Evet, bu çocuk mahalle, sonuçta Süper Lig'de mahalle oynuyor. Maçlarında tamam mı? Yetenekli olan çocuğu bir üst yaş grubuyla ara ara maça sokarsınız. Tamam mı? Arda Güler'i nasıl çıktıysa, ne bileyim zamanında Emre Belözoğlu nasıl 17 yaşında forma giydiyse bu oyuncu da giyer. 5-10 dakika süre almak ayrı bir şey. 5-10 dakika oynatırdınız Macaristan maçında. Sonra da senin Ümit Milli Takım'da daha çok ihtiyacın var der. Alkışlarla Ümit Milli Takım'a yollardınız. Tamamen kötü iletişim. Belki kötü taktik antrenmanda da hiç yer almaması da çok soru işareti oluşturdu. Yazık yani niye bir oyuncuyu almıyorsunuz evet. Ya? Bir tek Semih mi fazla geldi bu takıma yani? Evet. Gelirdi oynardı. Tamam bence Beşiktaş yönetiminin tepkisi de abartılı. Bak bunu da söyleyeyim. Ama Semih'e İzlediği iletişimi yanlış mı görüyorsun Beşiktaş'ın? Hayır. Yani federasyonun, yani milli takımın öncelikle yanlış. Anladım. Sonra Beşiktaş da oyuncuyu daha da rencide eder bir boyuta çekti bence. Yani çok fazla Semih odaklı bir duruma gelindi. Evet. Yoksa güzel anlaşırdınız, Feyyaz Uçar'la konuşurdunuz. Montella ya da bir teknik heyetten biri. Samet Aybabel'e, hocam böyle böyle düşündük ama bir 5-10 dakikada Macaristan maçında oynatırdınız. Yani gelişen, çıkan, parlayan bir yıldız adayımız var. Bu kadar da yani çocuğa da yapılan, arkadaşımıza da özür diliyorum. Ama keşke çok yanlış. Sebebi biraz doğru açıklansaydı. İşte iletişim. Evet, tamamen iletişim teşekkür problemi. Ederiz. Ya, 5 dakika oynat, Macaristan maçında kulübede olsun, birlik beraberlik olsun. Sonra Ümit Milli Takım'a alkışlarla yolla oradan. Arda'yı da yolla Ümit Milli Takım'a. Evet. İtalya maçı kritik. Hepsini alkışlarla yolla.
çatır çatır oynayıp kazansınlar İtalya maçı. Milli takımda da gol kaydetmesi ve bizim Macaristan maçında da gol bulamamamız en çok da bizi üzen kısım oldu belki. Öyle umarım daha da iyi bir şekilde geri döner milli takıma. Peki çok çok teşekkür ederim Suat. Eşlik ettiğin için değerli izleyenler, haftanın ilk gününde Sabah Spor'u bu şekilde noktalıyoruz. Herkese iyi bir sabah diliyoruz. Tabii iyi bir haftada. Hoşçakalın.